Şimdi de draw araçlarımızda şu alt menüde kalanları biraz inceleyelim. Öncelikli olarak inceleyeceğimiz Spline Fit ve Spline CV. Nedir bu Spline Fit? Serbest elle çizim yapmaya yarayan bir aracımızdır. Mesela böyle noktalar atıyorum. Enter dedim, bitirdim. Bunun üzerinde çeşitli noktalar yani fit pointler çıkıyor. Spline'da daha doğrusu Spline Fit'te, az önce kullandığımız Spline Fit'te bu noktalar üzerinden belli bir hakimiyet sağlayabiliyorsunuz. Yani bu noktaların yönlerini, açılarını değiştirerek direkt çizgimizin üzerinde uygulamış oluyoruz yaptığımız değişiklikleri. İkinci olarak inceleyeceğimiz Spline CV, bunun da diğerinden farkı, bunda da yine elle serbest çizim yapıyorum, Enter diyorum ve kapatıyorum. Bunda fit pointler kendi line'ımızın dışında oluyor. Yani bu noktalardan tutup da düzenleme yapabiliyoruz. Az önceki gibi spline fit'in üstündeki gibi direkt line'a etki eden, direkt line'ın üzerinde bulunan noktaları değiştirerek değil de bu dışarıda kalan fit pointlerle oynamalar yaparak çeşitli veriler girip line'ımızı değiştirebiliyoruz. Stretch vertex dediğimizde zaten az önce tutup çekme işlemiyle yaptığımız örneğin aynısını yapıyor. Üzerine biraz bekletince bunlar çıkıyor. Add vertex dediğimizde bir tane daha vertex ekleyebiliyoruz. Tekrar aynısının üzerinde bekliyorum. Bu sefer remove vertex diyorum ve eski haline geri alıyor. Refine vertices dediğimizde de buna en uygun aralıklarla vereceği en yumuşak hatta size ekstra bir vertex ekliyor ya da o vertex'i çıkartıyor. Spline komutlarımız bu şekilde. Şimdi gelelim Construction Line'a. Yani bu da bize belli mesafelerde sonsuza giden doğrular yaratmamızı sağlıyor. Yani yardımcı çizgiler. Çeşitli açılarla çeşitli yardımcı çizgiler giriyorsunuz ve bu çizgiler sonsuza kadar gidiyor. Örneğin bir inşaat projesi yapacaksınız. Line'larımızı belli aralıklarla dizdikten sonra bunları yardımcı çizgi olarak kullanabiliyoruz. Tekrar mesela dikeyde de ayrı bir çizgi daha oluşturabilirim. Peki ray? Ray ne işe yarar? Örneğin ben bir küp çizdim. Ray'imi alıyorum. Bu sonsuza giden bir ışın yaratır. Mesela seçtiğiniz noktadan seçtiğiniz açılarla sonsuza giden ışınlar yaratır. Bunları da yardımcı bir kılavuz çizgi olarak kullanabilirsiniz. Örneğin buradan çizeceğiniz arkı tamamlayacak ya da circle'ı tamamlayacak çizgiler olarak kullanabilirsiniz. Ya da yine bu ışını kullanarak aynı çizgiyi referans alarak farklı proje parçalarınızı buralarda yaratabilirsiniz. Işında sonsuza giden ışınlar, rayler bu işe yarıyor. Gelelim multiple points'e. Multiple points belirlediğiniz noktalarda belli başlı çizimler yapmaya yarayabilir. Yani birden fazla kullanım alanı var. Eğer noktalarımızın çok küçük olduğunu düşünüyorsak, Measure'ın altındaki Point Style'a gelip buradan nokta türümüzü seçebiliyoruz. Örneğin ben bir çizim yapacağım ve noktaları baz alacağım. Bunun için pointleri kullanabilirsiniz. Belli referans noktaları atmak için kullanabilirsiniz. Böyle pek çok alanda kullanabilirsiniz. Gelelim Divide ve Measure komutlarına. Geldim kendime 200 birimlik bir line belirledim. Divide ile ben bunu 5 eşit parçaya bölmek istiyorum. Divide komutunu seçtim. Line'ımı seçtim. 5'e bastım. Benim line'ımı 5 eşit parçaya bölüyor. Gördüğünüz gibi 200'ü 5 eşit parçaya böldü. 40'ar birimden. Tekrar 200 birimlik bir line çiziyorum. Bu sefer measure'ı deneyeceğim. Bu da aralıkları bölmeye yarıyor. Yani gireceğiniz gördüğünüz gibi length söylüyor. Yani bu noktalar arasındaki mesafeye girmenizi istiyor senden. 40 birim giriyorum ve tekrar aynı bölüm işlemini 40'ar birimlik şekilde ayarlıyor. Yani bunda gireceğiniz nokta sayısını belirliyorsunuz ve line'ınızı bu noktaları baz alarak bölüyor. Measure'da da gireceğiniz mesafeleri belirliyorsunuz ve o mesafeler aralığında size noktalar atıyor. Buradaki fark da gördüğünüz gibi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.